Sonra bir pis kokulu bez koydular böyle ağzıma. Uyudum. Sonra bir yere gittik. Böyle korkunç resimler vardı. Heh, kiliseye gittiniz değil mi? Evet ama yıkık böyle. Kapalı ama açık gibi. Tamam işte. Dicle ablan seni rüyasında gördü. Az daha bulamasalardı gelip buluverecekti seni. Nasıl bulacak ya? Çok iyi saklandık. Bulurum. Sonra gece ben süt içtim. Sonracıma bisküvit yedin. Kapıya koştun. Seni bağladılar. Ay bu kaçıncı anlatışın ablacığım? Bir sus artık. Aptal oldum sabahtan beri. Aa anlatsın. Konuş kızım sen bakma ona. Ama iki sen elini birden konuştu abla. Yana da kalsın acık. Bak yorulacak gene dilin tutulacak sonra. İlk günden bu kadar olmaz ki. Alıştıra alıştıra konuşulur. Az iliş. Ay bu da nasıl ikram yapacağını şaşırdı. Bak nasıl özlemiş seni. Çok mu sevindin oğlum Zeliş'in kurtulmasına ha? Bunlar bozuk onun olsun. İstemem o zaman. Al dedi. İstemem. Ya ne yapıyorsun ya? Şişt, kavga etmeyin. Rıza. Hadi bakalım Zeliha, polis amcayı ziyarete gidiyoruz. Gel sonra da amcanlara gideceksin annenlerle. Hayatta geliyor mu? Yok. Yok onun banyo yapması gerekiyormuş. Misafirler gitti mi Fatma abla? Gittiler. Memo dedeyle nineyi götürdü ağam. Aslında gelinin pek gidesi yoktu ama Sümbül anne iki takım elbiseyle bir bilezik verince uça uça gitti. He, Asya Bahar ablana bakıver. Banyoya yardıma gelsin dedi. Hadi aa, bakalım Zeliş. Ben giderim. Yok yok ben giderim. Gelin ablam beni istemiş. E doğru verse birisi artık bir tane de. Biz de sebeplensek. Ne o kız? Ne süzüldün öyle? Ben gebeyim. Test yaptırdım çıktı. Sahi mi kız? Bak biz şüpheleniyorduk da. Ay belliydi halinden abla. Ay gel gel öpeceğim. Şşt kimseye demeyin ama. Ben aldıracağım bu çocuğu. Aa tövbe tövbe sapık. O nasıl laf öyle? Neye kız? Memo benim ruh eşim değil. Test yaptım. Biz hiç uyuşmuyoruz. Artık gebelik testinin içinden bir de kocalık testi mi çıkıyor? He. İkisi de iyi çıkarsa doğuruyor. Yoksa yok. Gazeteden yaptım. 20'sinden 15'i uyumuyor. Bu durumda evli kalmak yanlışmış. Komiserim gözün açılmış maşallah. Vay canına. Uğruna çarpmıştığımız prenses bu ha. Bak bu geçmiş Fırat olsun. Amca Zeliha. Seni kurtarmak için kahramanca çarpıştı. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sen konuşuyor musun? Eskiden içimden konuşurdum. Biz seni anlardık ama. Hiç de bile aptal gibi bakardınız. Kızım aa. Normal. Kaç senedir kelime ayarlarım bozuldu tabii. Seni tekrar programlamam gerekecek. Ben robot muyum? Ya sen ne kızmışsın öyle? Adamların elinden nasıl kaçtı bir anlatsana. Şimdi ben... Ah, aman aman. Gene başlarsa yanarız. Biz sabaha kadar 20 kere dinledik. Sonra anlatsın. Nasılsın? Geceyi rahat geçirdin mi? Berbat. Hastanelerden nefret ederim. Fırat Bey isterseniz sizi eve alalım. Sonrasında da ciddi bakıma ihtiyacınız olacak. Tabii ya. Çok iyi düşündün abla. Ailen de yoktur senin şimdi. Fırat Bey isterseniz... Eve götüremeyiz. Anneannem kızar. Yani Zeliş bir konuştun bir konuştun. Neden kızsın güzelim ya? Otele koyalım der. Çattık yani ha. Gel seninle doktoru görelim hadi. Seni de muayene ettirmemiz gerek hadi. Ben iyiyim. Aa söz dinle Zeliş. Dün gece ateşim vardı. Tekrar geçmiş olsun. Ne zaman çıkıyorsunuz? Yarın çıkarım herhalde. Peki tamam o zaman. Seni aldırıyorum bize taşınıyorsun. Bizim kızların yemekleriyle iki günde canavar gibi olursun. Ama aslında hastaların ilgiye ihtiyacı vardır. Tamam. Gelir bir iki saat kalırım. Ama memnun kalmazsam evime giderim ona göre. Anlaştık. Reşit ne durumda? Kayseri'de ameliyat edildi. Durumu çok ağır. Ama toparlar diyorlar. Hastaneden sonra Ankara'ya Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne teslim edilecek. O aşamada sizler de hazırlık soruşturması için çağrılacaksınız. Hamzoğlu da tabii. Bütün tanıklar. Ne gerekiyorsa yaparız. Değil mi Yaman? Ha? Tabii tabii.